Evet arkadaşlar 53. testimize geçtik. 2. Mahmut devlet otoritesini sarsan ve yetkilerinin bir bölümünü elinden alan Senet İttifakı hiçbir zaman benimsememiştir. Biliyorsunuz Senet İttifak 1808 yılında padişah ile ağayanlar arasında imzalanan bir sözleşmeydi ve bu sözleşmeyle paşanın yetkilerini ilk defa sınırlandırmıştı. Devlet içindeki gücünü artırdıkça ağayanlara karşı mücadelesine hız vermiştir. Bu amaçla yargılarından hangilerinin 2. Mahmud'un ağayanlık hareketini önleme çalışmaları olduğu söylenemez. Bir bölgelerinde köklenip güçlenmelerini önlemek amacıyla bazı ağayanları ülkenin başka yerlerine göndermiştir. Olur. Ağır vergiler koyarak ağayanların daha fazla mülk edinmesini engellemiştir. Ağır vergilerin konulması halk rahatsız eder olmaz. Ölen ağayanların yerine kendi adamlarını atamıştır. Olur. O zaman B seçeneği yanlış oldu. 2. Mahmud'un yapmış olduğu bu ıslahatlar hangi alanla ilgilidir diyor. Divan-ı Hümayun'u kaldırarak heyeti vükelayı kurması zaten direkt gördüğünüz yönetim, devlet yönetimi ile ilgili. Sadrazamlığı baş vekalete dönüştürdü. Tımar sistemini kaldırarak merkezi taşıdaki görevleri maaşa bağladı. O zaman devlet yönetimi ile ilgilidir diyoruz. C seçeneği doğru. 2. Mahmud'un yaptığı ıslahatlardan hangileri askeri alanda olduğu söylenir? Sekban Cedit Ocağı'nın kurulması askeri alandadır. Asakir Mansure-i Muhammed'in kurulması askeri alanda ki bu ordu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kuruldu. Buna da Vakai Hayriye denildi. 1826'da oldu bu olay. Marif Mektebi eğitim alanında yapılan ıslahatlardandır. O zaman yalnız 3 olmaz. İkinci Mahmut buna göre ikinci Mahmut'un ıslahatlarının hangi alana yönelik olduğu söylenebilir diyor. İthal kumaştan elbise yapılmasını yasakladı. O zaman yerli malını ön plana çıkarıyor. İstanbul'da bez fabrikasını kurdu, fabrika kurdu, imalat. Ordunun üniforma ve fes ihtiyacını karşılamak için feshane dokuma fabrikasını kurdu. Yerli tüccara vergi kolaylığı getirdi. O zaman ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Yabancı malların ülkeye girişini yasaklamak olmaz. Ülkeye girer yabancı mallar ama yerli malı ön plana çıkarıldı. İhracatı artırmak, kapitülasyonların kaldırılmasını sağlamak, Osmanlı ekonomisini güçlendirerek yerli sanayi geliştirmek. Bu en güzel cümle bu. Kılık kıyafet düzenlemesine gitmek. Kılık kıyafet düzenlemesini yapmıştır 2. Mahmut ama bu paragrafla anlaşılan şey D seçeneğidir. Geldik 5. soruya. 2. Mahmud'un Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'yi yayımlamasındaki temel amaç nedir? Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'dir ama bundan daha önce Mısır'da arkadaşlar Vakayı Mısriye diye bir gazete çıkarıldı. Bu gazete Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmıştı. Ama Osmanlı resmi gazetesi, ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi'dir. Bunun sebebi çıkarılan yasaları halka duyurmaktır arkadaşlar. Halkı bilgilendirmektir. Bununla ilgili bir cümle bulmamız lazım. Evet, E seçeneği doğru oldu. 2. Mahmut denize düşen yılana sarılır sözünü hangi ülke için söylemiştir? Burada arkadaşlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. 1830 tarihinde Kavalalı'nın bu isyanı üzerine 2. Mahmut Rusya'dan yardım istiyor. Bu bizim tarihimizde bu da denize düşen yılana sarılır olarak adlandırılır. B seçeneği doğru. Sırplar sıralaması nedir diyor. Osmanlı Devleti'nin ayrıcalık almışlardır ki 1812 Bükreş Antlaşması'yla Sırplar ayrıcalık aldı. Özerk almaları 1829 Edirne Antlaşması ile oldu. Bağımsız olmaları ise 1878 Berlin Antlaşması ile oldu. O zaman B seçeneği doğru. Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı ve Rus kışkırtmalarının da etkisiyle Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden Sırplardır. İlk bağımsız olan Yunanlardır arkadaşlar. Sırp ve Yunan'ı bulacağız. A seçeneği doğru. 2. Mahmut döneminde İngiltere ile imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak iflas edip açık pazar haline ki Osmanlı'yı Avrupa'nın açık pazarı haline getirdiği antlaşmayı soruyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu antlaşma 1838 tarihli Baltalimanı Ticaret Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla Osmanlı Avrupa'nın tam bir sömürgesi olmuştur. Bu bilgiye göre Londra Sözleşmesi ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Osmanlı ve Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması'nın 1833'tü bu antlaşma. 1841 yılında bitmesini fırsat bilen Batılı devletler ki kasteden İngiltere'dir burada. Londra'da bir konferans düzenleyerek Boğazların statüsünü yeniden belirlemişlerdir. Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya'nın katıldığı konferansa Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış. Bu sözleşmeye göre Boğazlar Osmanlı egemeninde kalacak. Barış zaman tüm devletlerin savaş gemisine kapalı olacak.
ticaret gemilerinin geçişi serbest olacak. Tamam, Osmanlı egemenliğinde kalacak ama söz söyleyen sanki uluslararası kamuoyu gibi. Osmanlı egemenliği zedelenmiş burada, tek başına söyleyemiyor. Hangisi söylenemez diyor. Rusya Hünkeriski ile antlaşmasıyla Boğazlar üzerinde elde ettiği hakları kaybetmiş, doğru. Savaş gemilerini kapatıldığı için Rusya üzerine Karadeniz üzerinden gelebilecek saldırılar önlenmiş, doğru. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği sağlamlaşmıştır, yanlış. Büyük devletleri karar verdiği için zedelenmiştir deriz. Boğazlar ilk defa uluslararası bir statüye sahip olmuştur. Arkadaşlar, Boğazları ilk defa uluslararası bir statüye sahip hale getiren olay 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'dir. Doğru. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar konusunda tek başına karar verme yetkisi elinden alınmıştır. Zaten ilk defa uluslararası statüye sahip olmuştur cümlesi bunu da doğurur. C seçeneği yanlış oldu. Yunanların bağımsız olmasını sağlayan antlaşma 1829 Edirne Antlaşması. 1829 Edirne Antlaşması ile Navarin olayından sonraki Edirne Antlaşması ile arkadaşlar Yunanistan bağımsız olmuştur. Ki Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olan ilk ulus da Yunanlardır.